Evet. Adıyaman'a geldim. Adıyaman'ın tam böyle merkezde, köşede, böyle açık ortamda. Daha önce de gelmiştim, tatmıştım. Şunu göstermek istiyorum. Aslında bir festival gibi geldi. Hem ciğeri tatmak istiyordum, hem Adana'yı tatmak istiyordum. İkisini de istedim. Ya hem ciğer hem Adana. Ama ekmek ve şurayı göstermek istiyorum. Ekmek yağlı ve acılı, inanılmaz bir şekilde hazırlanmış. Böyle geldi, bir açtım, oha! Bunun yanında şu şekilde biber közlenmiş. Yani bu bana özel yapılmış bir şey değil, servis böyle aslında. Sonra şurada soğanlar ve domates közlenmiş. Şunu denedim, inanılmaz keyifli. Küçük soğan çok güzel yapılmış. Attığınızda hemen birisini tatlı, çok keyifli. Yani buralar zaten normal, çoban salatası çok da şeye gerek yok ama bir acılı ezmenin tadına da bakacağım. Biraz burada daha çok nar ekşisi kullanılıyor. Ama salatada da nar ekşisi kullanılmış. Ama benim hoşuma gider. Daha ciğerin tadına baktım. Adana'nın bir de tadına bakayım. Ciğer tadı daha iyi geldi. Zaten ben burayı daha 2 yıl önce de tatmıştım. Ama buranın özelliği dürüm olarak, daha çok dürüm veriyorlar. Böyle bu şekilde istedim. Daha keyifli oldu. Şu biber inanılmaz görünüyor ve hemen şu biberler, özellikle dolma biberler, közlenince gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle Adıyaman, Urfa tarafında, Gaziantep'te bunlar çok bu şekilde kullanılıyor. Çarliston'dan daha lezzetli, közlendiği zaman daha lezzetli oluyor. Bu şekilde açık ayran içiyorum. Çok farklı bir acısı var, güzel bir acısı var. Bir de ekmeğin lezzetine bakalım. Acı ekmek sosu, salçalı şekilde acılı yapılmış. Acı ya. Evet, biz bunu keyifle, lezzet olarak tatmaya devam ediyorum. Adıyaman'da böyle açık havada bu şekilde ızgara lezzetlerini tatmaya devam ediyorum. Adıyaman'ın en çok beğendiğim kahvelerinden bir tanesi de özellikle Kervansaray kahvesi. Yemekten sonra ikram ettiler ve şu şekilde ikram ettiler. Bardak ve tabak. Bakırdan şöyle açtım. Ben burada, yani bu tadın içinde Dibek kahvesinin biraz daha başka versiyonu oluyor. Biraz daha farklı, böyle çok naif bir tadı var. Çok lezzetli. Daha önce de içmiştim, gerçekten buraya ait böyle Kervansaray kahvesi. Dibek karışımı biraz daha böyle köküyle şeyi de var. Kaküle değil, kaküle de tadı var. Böyle farklı bir Türk kahvesinden çok daha bir farklı. Ama yapılışı Türk kahvesi gibi. Daha önce sormuştum. Bu şekilde ben de afiyetle Kervansaray kahvesini Adıyaman'da içtim. Evet.
Evet, midye tatlısını da tadacağım. Helva tatlısını yedim, kesmedi. Üstüne bir de midye tatlısını aldım. Yani burada öyle, şimdi topakta alıyorsun tek tek. İçinde kaymak var. Kaymakla beraber böyle fıstık taneleri. Bir de bakalım bir de midye tatlısı. Çok ince açılmış özellikle. Şeyleri, yufkası çok ince açılmış. Gayet de lezzetli, taze taze. Zaten bir de burada sıraya giriyor, parasını dönüyor. Gayet güzel. Fıstığın tadını da alıyorsunuz. Afiyetle tatlı. Güzellik oluyor tabii ki. Batımını da şimdi izleyeceğiz.